Ya, şu an yok, ekranda başladı. Lüfyan. Lüfyan kupasında, Lüfyan, Lüfyan. Sevgili izleyiciler, hepiniz ekran başına hoş geldiniz. Yepyeni bir finansal sürdürülebilirlik programımız başlıyor. Değerli sponsorumuz Rola Lojistik'in katkılarıyla kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sektörde fark yaratmaya devam eden bir firma. Onun sayesinde programlarımızı sürdürüyoruz. Bu programımızda bugün çok önemli bir konuğum var. Yönetim Müşaviri Hakan Kol ile birlikte olacağız. Ekonomik daralma hem ülkemizde hem dünya genelinde neler oluyor? Şöyle bir geçmişten günümüze Türkiye ekonomisini değerlendirip maliye politikaları üzerine bir sohbet gerçekleştiriyor olacağız. Çok fazla söz uzatmadan şimdi size konumu takdim etmek istiyorum. Hakan Kol. Hakan Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bizler deyiz. Çok sağ olun. İyi haftalar olsun. Sizi yakından tanıyabilir miyiz? Hakan Kol kimdir? Neler yapıyor? Kariyer hikayesi nedir? Evet. Öncelikle bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür ediyorum programla alakalı. Trabzonluyum. Bütün eğitim hayatımı Trabzon'da tamamladım. Ardından İstanbul'da ülkemizin öncü kurumlarında finans, muhasebe ve mali politikalar alanlarında üst düzey yöneticilikler yaptım. Ve halen daha da danışmanlık noktasında birçok ülkemizin Türkiye markası olmuş firmalarına bu anlamda desteklerimizi, profesyonel desteklerimizi sürdürüyoruz. Ve ekonomi, yakın Türkiye ekonomisi, global ekonomik piyasalarla alakalı çalışmalarımızı da ayrıca yapıyoruz. Bunun yanında ekonomi editörlüğü de bir taraftan devam ettiriyoruz. Bir takım medya kuruluşlarında. Yoğun bir şekilde hayat devam ediyor. Çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyorum. Şöyle bir baktığımızda Türkiye'de bir ekonomik daralma var, globalde bir daralma var. Yani ekonomik anlamda zaten böyle kötüye giden bir süreç var. Geçmişten günümüze baktığımızda siz Türkiye ekonomi tarihinde krizler ülkesi olduğumuzu herhalde bize değişen bir şeyler var mı? Bugüne kadar neler yaşandı? Ve bu daralmanın sebepleri nedir? Ne yapabiliriz? Yani böyle bir kısaca bize anlatabilirseniz. Şimdi biz hem aslında yaşam boyunca edindiğimiz tecrübeler hem de tabii eğitim hayatımız boyunca biz hem ekonomi ve finans alanında eğitim aldığımız gibi ayrıca kamu yönetimi ve siyasal iletişim alanında da farklı kurumlarda eğitimler aldık üniversite noktasında. Tabii hepsini harmanladığımız zaman Türkiye'miz siyasal politik açıdan her dönemde ortalama bir 10 yıllık dönemlerde ekonomik daralmaya giriyor. Ama ilk defa Türkiye 2008-2018 dönemlerinde ayrı ayrı global bir krizin pençesinde kaldı. Yani bu ne demek? Bu küresel bir sorun karşısında bundan etkilenmek. Hani hatırlarsanız bir dönem işte bizi teğet geçecek denilmişti ama tabii o dönemlerde de hiç çok fazla öyle olmadı. 2018 krizi de yine aynı şekilde ve halen daha devam eden etkiler 2018 krizinin etkileridir. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte yani 1923'lü yıllardan itibaren
çok ciddi aslında ekonomik hem bir taraftan sınav verdi hem çok ciddi atılımlarda bulundu. Yani Türkiye'miz tabii o zaman Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış, İkinci Dünya Savaşı'nın kıyısından dönmüş bir yapı var. Ama tabii çok taze bir cumhuriyet, genç bir ülke, dinamik bir ülke, umutları çok güçlü olan, hedefleri çok güçlü olan bir ülke. Ve elbette Gazi Mustafa Kemal'in hem siyasal önderliğini hem de ekonomik anlamdaki iktisadi rehberliğinde, öncülüğünde Türkiye'miz kalkınma hamlelerine başlamıştır. O zaman ilk bu anlamda halkın da bilinçlenmesi noktasında İzmir İktisadi Kongresi, diğer ismiyle Türkiye Ekonomik Kalkınma Kongresi, Türkiye İktisadi Kongresi, Türkiye'mizdeki ilk ekonomik adımdır halkımızın bilinçlenmesi noktasında. O zamanki tabii temel prensip şuydu: üretim ve tasarruf. Yani tabii bugün 100 yıl sonra geldiğimiz noktada da hala ekonomi yönetimi tasarruf diyor. Yani aslında bir tarafa dönüp baktığımızda 100 yıllık bir zaman zarfında, hatta 101. yılına nasip olursa önümüzdeki günlerde girmiş olacağız Cumhuriyetimizin. Buradan bu vesileyle Cumhuriyetimizin 101. yılını da kutlamış olalım. Yüzyıllara diye hep birlikte bütün milleti tek vücut bir halde ilerleyelim inşallah. Şimdi 101. yılda da hala görüyoruz ki tabii tasarruf tavsiye ediliyor. Yani aslında çok fazla değişen bir şey yok mu denilebilir ekonomik anlamda. Ama hiç öyle değil. Birçok etken, değişken var. O zamanlardaki Türkiye'nin ekonomik kalkınma hamleleri 1950'lere kadar vasat olarak devam ediyor. İşte 50 ve 60 arasında da Türkiye çok muazzam bir dış borçlanmaya giriyor. Hatta bunun neticesinde moratorium ilan ediyor. Yani borç erteleme, dış borçlarla alakalı bir erteleme talep ediyor ve ilan ediyor. Burada aslında bunun tabii ilk nedeni Türkiye daha yeni ama çok güçlü atılımlarda bulunuyor. Mesela onlar ne? İşte bugün kullandığımız eski Londra asfaltı dediğimiz E5 Karayolu ve Boğaz Köprüsü gibi ve barajların, doğudaki barajların bazıları bu dönemlere denk geliyor. Çok ciddi bir borçlanma var ama çok da bunun karşılığında ciddi de bir yatırım hamlesi var. Ama tabii Türkiye bunu kaldıracak güçte o dönemde değildi. Çok ciddi bir ekonomik sıkıntı. İşte ilk ekonomik kriz aslında o dönemlerde, yani moratorium ilan edildiği dönemlerden bahsedilebilir. Bu tabii şirketlerde de bunun bir, yani son dönemlerde konkordato ilanı artık birçok şirketimiz bulunuyor. Bu arada bir uzmanlık alanımız da bizim konkordato uzmanlığı olduğu için bu noktada da birçok vakaya hem müdahil olduk hem elbette de bilgi sahibi olduk. Şimdi ama 60, 70, 80'li yıllar, hatta 90'lı yılların sonlarına, işte ortalarına doğru Türkiye maalesef bu kısır döngüyü hiçbir türlü atlatamıyor. Yani işte 70'li yıllar, 80'li yıllar arasında çok iyi büyüklerimiz yaşadıkları için biz çok hatırlamıyoruz ama hatta hiç hatırlamıyoruz ama tabii o zamanki işte ekmek kuyruklarını, tüp gaz kuyruklarını, margarin kuyruklarını, yakıt kuyruklarını, susuzluğu, insanların evlenik susuzluğu, karneyle ekmek alındığını, birçok ekonomik sıkıntıyı biliyoruz. Türkiye'miz gıda kuyruklarına mecbur ve mahkum bırakıldı. Bununla birlikte çok ciddi bir kara borsa Türkiye'de hakim oldu. Yani o dönem bir alım gücü zaten bulunmuyordu. Alım gücü bulunsa dahi alımı yapılabilecek bir envanter, bir ürün de bulunamıyordu. Çünkü kara borsadaydı. Yani 70'li, 80'li yıllar hep aslında kaosla, karmaşayla geçti Türkiye ekonomisi açısından. 90'lı yıllara kadar işte bir siyasal değişim yaşandı Türkiye'de. Bu hepimizce çok malum ve Türkiye'nin ikinci kabuğunu kırma hamlesi de bu yıllara dayanır. İşte ikinci köprünün yapılmasıyla birlikte ve tabii serbest piyasa ekonomisine Türkiye'nin geçmesiyle birlikte vergiyle, vergilendirmeyle, vergi politikalarıyla tanışması bu dönemlere denk geliyor. Katma değer vergisinin uygulanma dönemleri bu dönemlere denk geliyor.
Tabii Türkiye'de bu da aslında hem yeni bir ekonomik yapıyla Türkiye tanışıyor, Türkiye ticari hayatı tanışıyor, halkı tanışıyor, siyaseti tanışıyor. Bu da tabii aslında yani sağlam bir yapının üzerinde bina olmadığı için, edilemediği için ve istihdama, her ne kadar istihdama dayalı olsa da o dönem ihracat noktasında yine Türkiye geride kaldığı için, yani Avrupa ve dünyadaki o arz pazarına henüz tam dahil olamadığı için Türkiye o dönemde de ekonomik anlamda bir sarsıntı geçiriyor. Bu tabii 90'lar, işte 94-96 arası devalüasyonu iyi hatırlıyoruz. İşte açıklanan ekonomik kriz paketlerini çok iyi hatırlıyoruz. Ama tabii bu süreç 2000'li yılların hemen başlarına kadar Türkiye'de devam etti. Ve ondan sonra yine tabii Türkiye'de bu krizlerin aslında temel nedenleri hep siyasi oldu. Yani işte 50'li yıllar haricinde, işte 60, 70, 80'lerde, 90'larda da hep tabii ki elbette ki siyasi otoritenin ekonomi politikalarının aslında çok da başarılı sonuçlar ortaya koymadığına bağlı oldu. Sadece işte 96-97 arasındaki o dönemki iktidar bir çok ciddi bir ekonomik hamleler yaptı. Onu yani iyi hatırlıyoruz. Onun dışında 2000'li yılların hemen başlarında yine Türkiye'mizdeki ciddi tabii ekonomik krizi hatırlayalım. Yine orada bir sıcak para döngüsüyle birlikte Türkiye ekonomisi yine bir kalkınma hamlesi yaşadı. Orada da aslında işin içerisine biraz da tabii bizim meslek mensubu olmamıza sebebiyle de yakından takip ettiğimiz bir konu. Türkiye orada tahsil kabiliyetini geliştirdi. Yani vergi, sigorta vesaire alacaklarını tahsil edebilecek pozisyona güçlü bir şekilde geldi. Devlet iradesi burada devreye girdi ve alacağının peşinde vatandaşı da mağdur etmeden, tabii vatandaş çok dönemler buna çok da hani ilgi göstermediği de olmuştur ama vergi tahsil kabiliyeti, alacak tahsil kabiliyeti ekonomi tabiriyle o dönemde devletin çok daha güçlü hale geldi ve tabii ki ekonomik anlamda bir güçlü bir yapı oluştu. Sonrasındaki yaşanılan kriz malum, yani bu aslında bir küresel etkiyle yaşanılan bir kriz. Ama tabii burada da yine yani siyasal anlamda da bir olaya müdahale etme noktasında yeterli hamleler tam anlamında yapılabilmiş olsaydı, burada hala maalesef yaşamış olduğumuz şu andaki sıcak kriz de belki de bu kadar ağır geçmeyecekti. Dediğimiz gibi yani Türkiye'mizde yaşanılan krizlerin hem küresel anlamda hem de iç politik anlamda, reel politik anlamda etkileri olmuştur. Yani işte 2018 krizinin küresel etkileri, 2008 krizinin küresel etkileri, bunlar nelerdi? Bunlara bakacak olursak 2008'de hatırlayalım, Amerika'da başlayan bir mortgage krizi vardı. Bu neydi? Bu Amerika'da konut edinme noktasında halka sıcak para ciddi anlamda çok düşük faizlerle dağıtılmış olmasından mütevellit bir durumdu. Tabii burada aslında enteresandır Dilek Hanım. Burada Amerika'da niye bu sıcak para vardı? Amerika bu parayı nereden? Amerika üretim yapan bir yer değil, bir şey satan bir yer değil. Amerika bugün hala işte maalesef işte buna da değinmeden geçemeyiz. İsrail gibi bir katil, ceberut bir devletle birlikte dünyada üretim yapmadan gelir elde eden bir yapı. O dönemki Amerika'daki bu paranın kaynağı neydi? Bu da yakın Asya ülkelerinden buraya akıtılan Amerika güvenilir limandır
beklentisiyle Amerika'ya, Amerika'nın içerisine dahil eden çok yüksek miktarda bir nakit vardı. Bu nakiti de Amerika yönetimi mortgage kredileriyle halka arz etti. Ama tabii bu da ne oldu? Halkın zaten bunu ödeme gücü, ödeme potansiyeli olmadığı için bu tabiri caizse patladı. Yani geri dönüşü sağlanamadı. Bunu. Geri dönüşü sağlanamadığı için Amerika'da yani mortgage krizi, yani mortgage diye bir kriz niye olsun ki? Zaten siz bankanın görevi nedir? Finansman sağlamak, para satmak. Yani para karşılığında ne almak? Para tahsil etmek, fazlasıyla tahsil etmek. Yani faiziyle almak. Siz para sattınız, faiziyle parayı geri aldınız. Niye kriz olsun ki? Ama böyle olmadı. Yani parayı tahsil edemediler. Edemedikleri için Amerika'da başlayan kriz, Amerika ile birlikte bu işin içerisinde dolaylı olan tüm bölge ülkelerinde ve dünya ülkelerinde hissedildi. Türkiye'de de elbette hissedildi. 2008'de bu böyleydi. Yani krize, Türkiye'deki krizlere, ekonomik anlamda küresel etkilere baktığımızda 2008 krizinin etkisi Amerika kaynaklıydı. O da tabii mortgage, az önce ifade ettiğimiz gibi. Bir de 2018'deki kriz, bu da tabii sadece Amerika ile alakalı değildi. Bu da dünyadaki pandemi dolayısıyla dünyanın başına açılan bu bela, yani hastalık, salgın. Dünyada da tabii yüzyıllar itibariyle bu tür salgınlar da hep ola gelmiş zaten. Bu da tabii pandemi etkisiyle birlikte dünya adeta kapandı. Yani tam manasıyla resmi olarak da kapandı, fiil olarak da kapandı. Yani bu kapanış maalesef ekonomik anlamda da birçok krizi peşinde getirdi, tetikledi. Türkiye'de bundan etkilendi, ciddi anlamda etkilendi. Çünkü Türkiye böyle bir tecrübesi, aslında dünyanın böyle bir tecrübesi yoktu da dünyadaki birçok ülkenin neyi vardı? Ekonomik gücü vardı, daha sağlamdı, daha ayaktaydı. Türkiye'miz onlara nazaran biraz daha ekonomik anlamda zayıftı ama yine devlet politikaları çok sağlam o dönemde ilerletilmeye çalışıldı. Belki birazdan değineceğiz, işte teşviklerle birlikte vatandaşın yanında olunmaya çalışıldı. Ama çok ciddi bir krizde kapanan işletmeler, kapanan fabrikalar, ticari faaliyetini durduran kamu kurumları dahi maalesef ki bu dönemde gördük. 2018 krizinin etkileri, pandemi kaynaklı krizin etkileri henüz atlatılmamışken, tabii buradan tekrar bu vesileyle kaybettiğimiz bütün o 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımız, Allah'tan rahmet ediyoruz. Cenab-ı Allah bizi böyle bir imtihanla tekrar sınamasın diye dua ediyoruz. 6 Şubat depremi de yani dünyada gerçekten hiçbir ülkenin başına gelmiş bir hadise de değildir. 6 Şubat depremiyle birlikte Türkiye'miz hakikaten çok büyük bir ekonomik anlamda yara almıştır. Bunun da pandemi krizi henüz atlatılmamışken bunun da etkisiyle birlikte yani düşünün, bir bölge Türkiye içerisinde bir bölge tamamen imardan sıyrıldı. Yani imar dışı, şehircilik dışı kaldı. Yani yıkıldı, yıkıntı harabeyle döndü. Yani dünyada Türkiye'nin bölgesi kadar 50'nin üzerinde ülke var. Yani dünyada 50'nin üzerinde ayrı ayrı ülkelerin yok olduğunu varsayın ve yeniden kuruluyor olduğunu varsayın. Bugün işte Türkiye bunu yapıyor. Yeni bir bölgeyi yeni baştan imar ediyor. Hiç kolay bir iş değil. Ama burada da aziz milletimiz gerçekten feraset sahibi olduğunu burada da tekrar gösterdi. Çok topyekun bir şekilde, bir seferberlik haliyle, yardımlaşma, dayanışma duygularıyla birlikte orada da devletimizin yanında milletçe olduk. Olmaya tabii ki de elbette de devam edeceğiz. Ama tabii krizin, bir ekonomik anlamda krizin etkilerinden bahsediyoruz. Bir etkisi de bu oldu. Bunlar mı sadece tek etki, yani pandemi ve deprem mi? Değil. Bunları tetikleyen maalesef ki hatalı ekonomik politikalar, birazdan onlara da sanırım değineceğiz.
Evet, çok güzel anlattınız. Aynen şöyle bir geçmişten günümüze göz gezdirdik. Krizler ülkesiyiz. Ama yani şu anda da özellikle bugünlerde bir enflasyon sarmalı var. İşte faiz politikaları, kur baskılanıyor ve her gün yeni bir vergiyle uyanıyoruz. Sıkı maliye politikaları var. Bu maliye politikaları günü kurtarmak adına mı yapılıyor? Yani kısa vadeli mi düşünülüyor? Yani uzun vadeli bunların etkisi ne olacak? Yani firmalar ayrı şikayetçi, vatandaşlar ayrı şikayetçi. Bu zor zamanlarda vergi teşviki bekleyen firmalar yeni vergilerle güne başlıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi söylediğimiz gibi az önce bir yerden konuyu aldık getirdik. Ekonomik krizler noktasında siyasal irade ne yapar? Yani bu krizi ya absorbe etmek için bazı yöntemler, bazı çözümler, çareler geliştirir. Ama bizde tam olarak öyle olmadı. Yani bizde bu iş biraz vatandaşın üzerine bunu bindirelim. İşte bizim meslek mensuplarımız, mali müşavir, yeminli mali müşavirler, özellikle mali müşavir arkadaşlarımızın çok ciddi anlamda üzerlerine yani devasa bir yük bindi. Bu noktada onların hakkını teslim etmek gerekiyor. Hem bağımlı çalışan hem bağımsız çalışan yani hem kurumlarda, şirketlerde, mali işler departmanlarında çalışan muhasebe yöneticileri, muhasebe sorumluları arkadaşlar, idareci arkadaşları ve serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlar, özellikle büro muhasebecileri arkadaşlarımız gerçekten Türkiye'de emek, yani burada bir ayrım yapmaya, yani pozitif bir ayrımcılık hani yapalım diye değil, yani kendi mesleğimiz olmasa sebebiyle değil ama gerçekten emek işçiliği anlamında çok muazzam bir yüke sahipler. Bu tabii nereden kaynaklanıyor? Devletin uyguladığı politikalardan kaynaklanıyor. Şimdi bir enflasyon muhasebesi, enflasyon değerlemesi diye bir yeni bir çalışma gündeme geldi. Aslında yeni değil, 2004-2005 yıllarında vardı zaten. Yani bir defalık gelmişti. Tabii o günden bu tarafa enflasyon muhasebesinde, yani Türkiye'deki enflasyon artış oranında, artış hızında bir sabitleme mi oldu, bir gerileme mi oldu da hiç bundan önce gündeme gelmedi? Hayır değil, enflasyon adeta tabir edildiği gibi bir canavar şeklinde zaten ülkemizin üzerinde, ekonomi piyasasının üzerinde maalesef ki varlığını sürdürüyor. Yani bu bir türlü aşağı çekilemiyor, bir türlü sıfır negatifleştirilemiyor. Burada yani siyasi iradenin ortaya koyacağı politikalar aslında vatandaşın ve ticaret erbabının, işletmelerin elini tutmak olması gerekiyor. Ama tabii bu yapılmıyor. Yani burada ek vergiler, ilave sorumluluklar, ilave yükler, işte enflasyon muhasebesi çalışmaları gibi. Mesela buradan bir vergi beklentisi umuluyordu. Ama tabii şirketlerimizin mali yapıları, bilanço yapıları, aslında birçok şirketin aslında buna hiç, yani buradan bir vergi tahsiline hiç uygun olmadığı sonradan anlaşıldı. Yani enflasyon muhasebesi çalışmaları geçici vergi döneminde ve kurumlar vergisi döneminde biliyorsunuz tamamlandı. Yani 2023 dönemi, zaten 2023 dönemiyle alakalı bir vergilendirme söz konusu olmayacaktı. Ama yani ilk dönemki ikinci dönem geçici vergi dönemlerinde ortaya çıkan tablo şunu gösterdi. Birçok ve tabii bundan da vazgeçildi. Birçok firmadan beklenilen vergi tahsil o durumuna gidilemedi. Yani beklenti karşılanamadı. Beklenti karşılanamadığı için ne yapıldı? Mesela denildi ki işte geçtiğimiz ay 50 milyon TL alt, bunu kısıtlıyoruz dediler. 50 milyon TL'nin altında enflasyon muhasebesinden sorumlu değil dediler ciro anlamında firmaların. Ama peki ne oldu? Biz biliyoruz ki birçok firmamız burada enflasyon düzeltmesini yapıp beyannamesini vermiş oldu. Onlar bir düzeltme beyanları verdiler tabii. Ha, bu neden oldu? Bu beklenilen vergi tahsil performansı gerçekleşmediği için oldu. Dediler ki bari tamam, zaten vatandaştan da bu anlamda tepkiler alınca dediler ki tamam, bundan işte kısıtlayalım, 50 milyon TL ile bunu daraltalım denildi ve vazgeçildi. Yani tecrübe edile edile
ekonomik yaptırımlar, vergi uygulamaları, mali politikalar aslında uygulanmaması gerekir. Ciddi akılcı yöntemlerle sahada olmak gerekir. Buna bir örnek de tabii çok halen devam ediyor, çok sıcaktır. KKM denilen bir, affedersiniz ama çok enteresan bir sistem oluşturdu. Yani kur korumalı mevduat fonu. Yani burada insanların döviz üzerinden hazinenin içerisindeki birikmiş, aslında eksi bakiyede hatta olan, borçlandırılan bir hazine düşünün. Ama buradaki mevcut tutarın dahi işte böyle abes uygulamalarla daha da aşağı çekilmesi sağlandı. Yani kur korumalı orada vatandaşın atıyorum 100 bin dolar parası var, getirip bunu faizi bozdurarak TL'ye çevirerek burada kur baskılamak için bunu yapıyorlar. Kur baskılamasının bu ülkeye ekonomik anlamda aslında bir faydası var mı? Bence yok. Yani makro anlamda tablolara baktığımız zaman biz ekonomistler bu noktada geçmiş verileri değerlendirdiğimiz zaman kur baskılamasının ihracat yoğunluğu olan firmalarda, teşebbüslerde aslında çok da uzun vadeli bakacak olursak çok da bir faydası olduğunu söyleyemeyiz. Yani kuru bir yerde serbest bırakın. Bir bırakın bakalım nereye kadar çıkacak ya da nerede kime zarar verecek. Yani çünkü ama tabii Türkiye'nin döviz borcu kurumsal anlamda yüksek olduğu için bundan tabii bir yerde bir çekinti yaşandı. Şimdi kur korumalı her banka bunu uyguladı. Kur korumalı mevduat adı altında getirilip buralara dövizler bozduruldu. Türkiye'de dövizin kurunun sabit olabileceği ihtimal hiç var mı Allah aşkına? Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani yok. Böyle bir şey olmayacağı çok malum. Yani döviz mutlaka artacak. Aynen. Mutlaka artıyor. Evet. Artacak. Ama dövizi olan arkadaşa ne denildi? Ya sen korkma, sen getir dövizini bozdur, yatır. Aradaki farkı biz vereceğiz. Nereden veriyorsun kardeşim? Nereden veriyorsun? Yani babanın bir yerde bir oda dövizi vardı, bozdurdun, TL yaptırdın. Oradan mı getirip? Yok yani vatandaşın, ya bizim vergilerimiz ya bir asgari ücretten kesilen 17 bin TL, 17.102 TL asgari ücret alan bir vatandaşımız vergi ödüyor asgari ücretinin üzerinden. Brüt ücretini 20 bin küsur brüt ücretinin üzerinden kesintilerle birlikte eline net para 17 bin lira geçiyor. Aradaki o 3 bin küsur TL nereye gidiyor? Yani vergi kesintilerine gidiyor. Asgari ücretli bir vatandaşından vergi alıyorsun. O vergi o hazineye gelir irat olarak kaydediliyor ve o paradan ödüyorsun onu. Yani burada vatandaşın üzerine bu baskıyı kurmanın hiçbir anlamı yok. Bugün gelinen noktada evet deniliyor ki kur korumalı biz hata etmişiz. Evet, kur korumalı yanlış ekonomik atılımdı. Şimdi kur korumalı mevduat üzerinden zaten vazgeçilmesi yani zam dönemsellik açısından da gerçekten zamanlaması çok doğru. Yani sanırız 2026-2027'ye kadar tamamen de bu uygulamada hayatımızdan kalkacak. Yine işte bu yakın günlerde biliyoruz bir ek vergiler getirildi. Birçok alanda işte kol saati 5000 TL üzerinde kol saati aldığın zaman bununla alakalı vergi ödemen gerekiyor. 100.000 TL kredi kartı limitini arttırdığın zaman işte savunma sanayine katkıda bulunalım. Yani aslında katkıda bulunalım elbette. Devletimizin her zaman yanında 750 TL değil 7500 TL katkıda bulunalım. Ama bunu bu bakış açısıyla değil. Yani nasıl ki 6 Şubat depreminde olduğu gibi bir milli seferberlik ruhuyla biz bu işi yaptıysak yine yaparız. Yani burada ama tabii ekonomik yaptırımları bir koz olarak kullanmak maalesef ki ekonomik daralmayı da peşinde götürüyor. Çünkü vatandaşın zaten sokağa çıkınca bir alım gücü maalesef ki kalmamış durumda. Yani %10'ların üzerinde bir aslında devalüe olma durumu var parada.
Yani 1000 TL'nin sokak fesadı karşılığı 100 TL'nin de günden güne o da tabii değer kaybederek azalıyor, düşük hale geliyor. Yani bir alım gücü olmayan vatandaşın üzerine artı bir de bu yükleri bindirmek hiç de açıkçası doğru uygulamalar değil. Bu gibi durumlarda az önce siz de değindiniz, teşviklerle vatandaş daha çok desteklenmesi gerekir elbette. İşte bunlar daha çok projeler anlamında proje teşvikleri noktasında olur. Vergi barışı, barış af gibi tabirlerle ağır borçları olan özellikle işletmelerin, firmaların, yurt dışına açılacak olan açılan firmaların, çünkü bir yerde ihracatın önüne açmak gerekiyor. Türkiye ekonomisinin çünkü kalkınma hamlesi ve ayaklanma iradesi aslında ihracat programının, ihracat planlarının üzerinde bina edilmesi gerekiyor. İhracat desteklenmesi gerekiyor. Çünkü yurt içerisinde bir finansal ve ticari hareketlilik çok mümkün değil son dönemlerde. Dolayısıyla yurt dışına açılmak gerekiyor. Yurt dışına açılan işletmelerimizin, firmalarımızın da önünü açmak gerekiyor. Burada ithalatla ilgili vergilendirmeyi, ithalat vergilerini çok yüksek biliyoruz hepsini. Bunları bir nevi düşürmek çok doğru olacaktır yani teşvik anlamında. İhracat önünü kolaylaştırmak için yine teşvikler noktasında rahatlatıcı projeler ortaya konulması gerekir. Bunların hepsi aslında bir nebze ekonomiyi, ticari faaliyeti, ticari hayatı rahatlattıktan sonra vatandaşın da tabii ki doğrudan cebine, sokağa, esnafa sirayet edecektir. Evet, aynen. Altınıza sağlık. Çok güzel anlattınız. En can alıcı konulara değindiniz. Yavaş yavaş programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Var mı eklemek istediğiniz son sözleriniz? Son sözlerinizi yapalım. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum hem Loji TV ekibine. Çok sıcaksınız gerçekten bu anlamda. Umarız faydalı olmuş hem meslek içerisindeki arkadaşlarımıza hem takip eden vatandaşlarımıza. Bu vesile tekrar dün yaşamış olduğumuz terör saldırısı dolayısıyla kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepsinin inanıyoruz ki bizim inancımız hepsinin yeri cennettir. Yaralı kurtulan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Milletimiz çok güçlüdür. Milletimiz çok dirayetlidir, feraset sahibidir. İntikamını mutlaka alır. Devlet aklı çok güçlü çalışır Türkiye'de. Bu da her zaman kazanır. Biz asla ne teröre ne hainlere tarihimizin hiçbir döneminde hiçbir defa fırsat ve imkan vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Hep birlikte Cumhuriyet kazanımlarını, hep birlikte genç Türkiye'mizi dünyanın lider ülkesi pozisyonuna çalışarak, emek sarf ederek, üreterek inşallah götüreceğiz. Bizim inancımız her daim bu anlamda diridir. Çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldınız. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok çok teşekkürler. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok memnun oldum. Biz de öyle. Sevgili izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Evet, ekonomik anlamda zor günlerden geçerken dün de üzücü bir olay yaşadık maalesef TUSAŞ'taki olaydan dolayı. Konumuzun da değindiği gibi şehitlerimize Allah rahmet eylesin diliyoruz. Yaralarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ama Türk milleti Cumhuriyetine daha çok sarılacaktır. Cumhuriyetin önemi burada daha da çok çıkıyor. Atatürk ilkelerinin yolunda birlik ve beraberlikte bugünleri de inşallah atlatırız diyorum. Finansın ve ekonominin gündemini tuttuk gene. Bugün maliye politikalarına, ekonomiye, geçmişten günümüze bir göz gezdirdik. Vergi teşvikleri ve vergi politikalarını değerlendirdik. Ve bunları da değerli sanatçının prolojisinin destekleri de yaptık olduk. Gelişim hafta yeni bir finansal sürekliyle tekrar sizlerle olmak üzere prolojisinin desteklerini tekrar teşekkür ediyorum. Ve Loji TV'de sağlıklı kalın, bizimle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Thank you.